Katılır mısınız bir defalık, Ya anladığım Şimdi, kadarıyla hocamlar anlaşmanın anlaşması yapılmış evet. değil mi Körfez'de? Anlaşmak üzere ya, bir anlaşma hı. yapılmış. Hı. Yani yapılan hiçbir orta bir anlaşma yok ve bunun büyüklüğünde 50 milyar dolar civarında olması planlanıyor. Hı hı. Şu tespite katılıyorum, bu 50 milyar dolar bir anda Türkiye'ye gelse bile bir etki yaratır mı? Evet yaratır. Peki kalıcı bir çözüm yaratır mı? Hayır yaratmaz çünkü orta bir program yok. Yani biz bu 50 milyar doları alınca ne yapacağız? Yerel seçim yani, geliyor. Tabii yerel seçim geliyor ona bağıracağız. Dolayısıyla ben Mehmet Şimşek ilk geldiği zaman da söylemiştim. Bir orta program yok. Açıklanmış bir kadro Buna uygun bir kadro yok. Dolayısıyla üretimi hedeflemeyen, yeniden üretim sarmalına dönmeyi gözetmeyen bir politikanın başarılı olamayacağını söyledim. Bugün itibariyle bu 50 milyar dolar bugün gelse bile başarılı olamaz. Şimdi bu anlaşmanın içerisinde mesela ne var? Örneğin yeni OSB'ler kurmak, katma değeri yüksek ürünleri arttıracak OSB'ler kurmak var mı bu anlaşmanın çerçevesinde? Araplar gelip buraya kalıcı yatırım yapacaklar mı? Yapmayacaklar. Çünkü onlar Türkiye'deki enflasyonist ortamı görüyor. Yaptıkları sabit yatırımların da değerini kaybedeceklerini de görüyor. Peki bu yatırımların içerisinde Türkiye'de tarım sektörünü ve hayvancılığı üretimini arttıracak bir politika var mı? Hayır yok. Bu yatırımların içerisinde en çok ihracat yaptığımız otomotiv sektörünü geliştiren, ve oradaki teknolojiyi arttıracak yatırımlar var mı? Hayır yok. Bu yatırımların içinde Türkiye'nin avantajlı olduğu sektörlerden ilaç sanayini arttıracak yeni anlaşmalar var mı? Hayır yok. Bütün bu, bunu şunu söylemek isterim. Arap yöneticileri sıradan yöneticiler olarak görmeyin. Şu anda Arap ülkelerinin ekonomilerini yönetenler İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok management, para yönetimi, eğitimi almış kişiler. Bunlar üretimle ilgili kişiler değil. Paralarını yönetmeye bakarlar. Türkiye'de bu gözle bakarlar. Türkiye ama bir para verecekler mi diye sorarsak Türkiye biz de turist göndeririz. Oradan alacağınızı alın diye yaklaşırlar ve öyle düşünüyorlar. Yani başka bir şey değil. Buna karşı biz çok büyük tavizler veriyoruz. 17, 15 Temmuz darbesinin finansör olarak gördüğümüz ülkeyi bugün minnettar olduğumuzu açıklayan bir bakanla karşı karşıyayız. Yine e, kaçıkçı Kaşıkçı cinayeti ile cinayetiyle ilgili suçladığımız kişiyi muhatap kabul ediyoruz. Katar'la aynı şey var. Diplomatik ve jeopolitik tavizler veriyor şu anda Türkiye ve bunu hazırlanıyor. Türkiye'nin önemli kamu alanları, önemli kamu kuruluşları ve önemli Kesinlikle. özel sektör şirketleri, spor kulüpleri satılmaya hazırlanıyor. Bu anlaşmanın içerisinde, bu niyetin içerisinde bu var. Bunu görmemek için şey olmak dahil olmaya gerek yok görmek için. Ne, ne yazık ki nereden gördünüz? Ya şöyle yani söyleyeyim ne, nereden daha o önce o yaptıklarına bakacaksınız. Vardınız. Daha önce yaptıklarına bakacaksınız. Bu sermayenin daha başka yerlerde nasıl davrandığına bakacağız. Mesela Avrupa'ya gidiyor. Ne yatırım yapıyor bu Araplar? Spor kulübü yatırımları yapıyor en çok. yapıyor. Ve Türkiye'de spor kulüplerini yapacaklar bunu. Limanları isteyecekler bizden. Daha önce olduğu gibi. Dolayısıyla yeni İstanbul bir... İstanbul borsasını e, satın almışlardı. Tabi, e, dolayısıyla burada bir üretim politikası yok. Üretimi arttırıcı bir şey yok ve buradan ilerleyemeyiz. Ve Türkiye hala taviz görüyor ve giderken bazı kişileri de susturuyor. Dostumuz diyoruz bunlara. Nasıl dost bunlar? Niye Bazı dostum? kişileri susturuyor. Ne demek yani, ee, Özgür Bey? Bak, kimi, susturuyor? kimi susturuyor? Mesela Hatice Cengiz'i susturuyor. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı. Kaşıkçı nişanlısı. Hatırlarsanız daha önce konuştu değil mi? Ee, daha önce 2020 Haziran'da geldiğinde ne dedi? Dedi ki onun ülkemize gelmesi onun bir cinayetten sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Bu gerçeği değiştirmez. Her gün başka bir ülkeye ziyaret yaparaktan siyasi meşruluk sağlayamazsın. Değil ee, sen bir katilsin dedi. Katil olduğun gerçeğini değiştirmiyor dedi. Şimdi bu ziyaretten önce bize gelen bilgiler bu kişinin susması yönünde talimatlar gittiğini gösteriyor. Ve şunu söylemem gerekir ki özellikle bu ziyaret Türkiye açısından minnettar tartışması. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında ilişkiler iyi olacak diye Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı. Suudi Arabistan'la. Suudi Arabistan'la. Evet. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı. Hacı Cengiz'e sus diyor. Aynen böyle. Aynı şekilde yine minnettarız diyor Sayın Bakan. Bir ilişki seviyesinden belki memnuniyet duyduğunu ifade edebilir bir bakan. iki ilişkilerden. Ama minnettar olmak ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan olduğunu herhalde unutmuş. Bu ülke sıra, öyle sıradan bir ülke değil. Nasıl kurulduğunu unuttular sanırım bu ülkenin. Yani minnettar olmaktan bahsediyorlar. Ve şimdi şunu söyleyeyim. Bu hani niye gelmez diyorum. Türkiye'de bir enflasyonist ortam var. Bu enflasyonist ortamda hiçbir yatırımcı önünü göremez. Yatırım yapmaktan imtina eder. Kaldı ki Türkiye'ye gelecekleri bırakalım. Türkiye'nin içindeki yatırımcılar da dışarıya yatırım yapmaya başlar kendini güvende hissetmek için. Bugün birçok iş adamını ben görüyorum Dubai'ye, Türk cumhuriyetlere, Balkan ülkelerine yatırım yapıyor ve Türkiye'den beyin göçü tartışması çıksa yaşıyoruz ya, Türkiye'den bir sermaye göçü de yaşanıyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir üretim programını öncelemeyen, Türkiye'deki üretimin karakterini değiştirmeyi öncelemeyen hiçbir programın başarılı olma hedefi yoktur. Ve bu programı açık bir şekilde ortaya koymalılar. Ve bunu yaparken de piyasalara güven vermeliler. Bakın şu anda bu hükümetin yaptığı uygulamalara piyasaya güven verme kabiliyeti yoktur. Bu hem muhalefeti ötekileştirmeyle hem farklı kesimleri ötekileştirmeyle siyaseten böyle ama sermaye grupları arasında da bu hükümetin böyle bir tavrı var. Kendine yakın sermaye var, uzak sermaye var. Kendine yakın iş adamı var, uzak iş adamı var. Hal böyle olunca piyasaların bu hükümete güvenmesi çok kolay bir iş değil. Peki. Ve bu zamlarında ardı arkası kesilmeyecek. Göreceksiniz bu hafta yeni zamlara tanıklık edeceğiz. Ben bir ederseniz bugün paylaştığım bir bilgiyi paylaşayım. Şu pırlanta meselesi bakın. Ben hep söylüyorum. Aslında ekonomi bir tercih meselesi. Dolaylı vergileri almayı tercih ediyorsunuz. Birilerinden vergi almamayı tercih ediyorsunuz ve bu parayı bir yerlere harcamayı tercih ediyorsunuz. Şimdi pırlantadan vergi alınmıyor, ÖTV alınmıyor Türkiye'de. Ekmekten alınıyor, mazottan alınıyor, sudan alınıyor ama pırlantadan alınmıyor. Bakın eğer pırlantadan %25 ÖTV alsak, Türkiye'de sektör temsilcisi diyor ki 5 milyar dolarlık bir piyasa var diyor. 1.25 milyar dolar yani 33.7 milyarlık bir para yapar. Eğer 30 alsak ki Türkiye'de otomobillerde 80'e ne var almıyorlar? İşte bu bir tercih. Bu tercihin arkasında da Türkiye'nin kayıt dışı ekonomisini yönetmek var. Peki. AKP iktidarı Türkiye'de bir kayıt dışı ekonominin patronu olmayı da tercih ediyor aynı zamanda. Peki. Birazdan devam